Navbatdagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Masalani o'qiymiz. 3-masala. To'g'ri chiziqda ABC nuqtalar olingan. Bunda AB 14 ga, BC 32 ga, AC 18 ga teng. ABC nuqtalarining qaysi biri qolgan ikkitasi orasida yotadi? Bu masalani yana qaytadan o'qiymizda aytilganlarni biz chizmada belgilab boramiz. Masalan, birinchi jumlani o'qiylik, birinchi gapni. To'g'ri chiziqda A, B, C nuqtalar olingan. Xo'p, mana shu yerda to'xtaymiz. To'g'ri chiziq chizamiz. To'g'ri chiziqda A, B, C nuqtalar olingan. Yana qaytadan o'qiyman. Demak, 3 ta nuqta olinibdi. A, B, C. B o'rtasi bo'lishi shart emas, qandaydir nuqtadan olingan ABC. Bunda AB 14 ga teng. AB 14 ga teng. Hop, belgiladim 14 ni. BC 32 ga teng. BC 32 ga teng. Mana chizmada, demak, boshlanishida men chizganimda mana bu kesimlar bir-biriga yaqinga o'xshab qoldi uzunligi. Go'yoki tengga ham o'xshaydi. Lekin mana masalada BC 32 ga teng. Xo'p, mana hozircha men 32 yozib turaylik bu yerga. Aslida C ni biz uzoqroq olishimiz kerak edi 32 bo'lishi uchun. AC 18 ga teng. AC 18 ga teng. Bu bo'lishi mumkin emas. Demak, biz kesmalarda nuqtalarni tartibini noto'g'ri olganmiz. Chunki 14 ga 32 ni qo'shsak, 18 dan katta bo'ladi. Shuning uchun C bu yerda bo'lishi mumkin emas. Demak, men endi tuzatish kiritaman masalaga, bu chizmaga. Masalani yechayotganda birdaniga to'g'ri chizma chizish oson bo'lavermaydi. Shuning uchun masalani yechayotganda biz tuzatishlar kiritib boramiz. AB 14 ga teng. Endi BC 32 ga teng. C nuqtani bu yerdan olaylikchi. BC, ya'ni mana bu kesimni 32 ga teng. Uzunligi AB 14 ga teng. Endi to'g'ri keladi. AC 18 ga teng. AC 18. Ya tekshirib ko'rishimiz mumkin. AC ga AB ni qo'shsak, CB kelib chiqish kerak. 18 ga 14 ni qo'shsak, 32 hosil bo'ladi. To'g'ri. Mana endi chizma to'g'ri bo'ldi. Demak, endi davom ettiramiz. ABC nuqtalarining qaysi biri qolgan ikkitasi orasida yotadi? Demak, A nuqta qolgan ikkitasi orasida yotadi. Javob A nuqta. A nuqta qaysi biri? A nuqta qolgan ikkita nuqta orasida yotadi. Javob shu. Hop, keyingi masalaga o'tamiz. AB kesimi 20 ga teng va unda C nuqta olingan. Men masalani to'liq o'qib chiqaman dastlab. AC va CB kesmalar o'rtalari orasidagi masofani toping. Bu masalani endi yana qaytadan o'qiymanda, chizmalarni chizib, A va B larni belgilab boraman. Yana qaysi kesma 20 ga teng belgilab boraman. AB kesma. Hop, A B kesma. AB kesma deydi, mana AB kesma oldim, ixtiyoriy bitta. 20 ga teng. Hop, uzunligi 20 ga teng ekan. Va unda C nuqta olingan. C nuqta qayerda olingan aytilmagan. A ga yaqinmi, B ga yaqinmi, o'rtasidami aytilmagan. Shu sababli ixtiyoriy nuqtadan, ixtiyoriy joydan men C nuqtani olaman. Xo'p, aytaylik mana bu yerdan oldim C nuqta. C nuqta olingan, oldik. AC va CB kesmalar o'rtalari orasidagi masofani toping. Demak, AC kesma o'rtasi. AC'ning o'rtasi degani nima degani? AC kesmaning shunday nuqtaki u teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni mana bu kesma bu kesmaga teng. Ya'ni bu kesma
O bu kesme bana bu kesme getireyim. Bu kesme bu kesme getireyim. Ortası alın, ortaları alın gel. Ama kelime bana bunu biz yenge bir harfle belirleyelim. A, B, S. A, bu D nokta olsa bana. D nokta aldık. O S, B kesmeler. A'sı ve S, B kesmeler ortaları. A'sının ortasını aldık. A nokta. Yine de S, B kesmenin ortasını alalımız. O var ortası gel. Bu A, B, S, D. İyi olsun. O. Bunu ortasını aldık. Yine mesela ne meden yaparım? Bir yerde hem bana bir kesme, bu kesme getireyim. Bu kesme, bu kesme getireyim. Kesimeler ortaları arasındaki mesafeni tapayım. Demek kesimeler ortaları arasındaki mesafe. D ve Y noktaları arasındaki mesafenin tapış gerekirken. Değil mi? Bana bunu biz tapışımız gerekiyor. Normal. Masalanı çizmelerini çizip, bunda bilgiler, nemeler verilgen, nemelerin tapış gerek. Biz anı düşünüp çıkışımız gerek. Masalarını düşünüş, onu yarmını yetişke deyin. Yarmını yetişir ben beraber. Bana biz masalarını düşündük kendi. A, B kesme verilgen, onda S nokta alıngan, kayırda alıngan ahamiyeti yok iken. Yani A'sının ortasını taptık, D bilen belgeledik, S'nin ortasını taptık, İ bilen belgeledik. Şimdi mesela D, Y kesmenin uzunluğunu tapışımız gerekirken. Yani D, Y kesme uzunluğunu tapayım. Şimdi yani meselelerini geçiş için koşumçu normalimler kırtamaz. Mesela gelin bana bu kesmenin uzunluğunu X ile belgeleyelim. Yani A'da kesme uzunluğu. D nokta bana bu kesmenin ortasıydı. Demek bu D'si kesme ham X'e teğim olalı. Çünkü bu ikilisi teğim. D, A'sı kesmenin ortası. Y nokta, S bir kesmenin ortası. Çünkü bana bu mesafeni eğer Y ile belgelesem, o halde bana bu mesafe ham Y olalı. Bu kesmenin uzunluğu ham Y olalı. Şimdi biz teğinlemeni yazışımız mümkün. Teğinleme. Barça kesmeler yığındısı, bana bir kesmeler yığındısı bize verilgen yigirme getirin. Demek x koşu y koşu y teğin yigirme gel. Barça kesmeler yığındısı yigirme getirin. A ve kesmenin uzunluğu getirin. Bugün bunu sadalaştıramız. Hop, nimani topish kerak? Topish kerak bo'lgan narsa bizda mana bu ikkita kesmani yig'indisini topishimiz kerak. Ya'ni DY kesma uzunligini topishimiz kerak. X qo'shuv Y ni topishimiz kerak. Demak, X qo'shuv Y noma'lum. Mana bu tenglamadan X qo'shuv X 2X bo'ladi. Y qo'shuv Y 2Y bo'ladi. Teng 20. Teğnemenin her iki tamamını 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölsek bir yerde x kaladı, koşu y, teğn 10 buladı. Demek x koşu y 10'ye teğneyken. X koşu y bu dy kesmenin uzunluğu. Şimdi kalıp cevap dy kesmenin uzunluğu 10'ye teğn. Bana bir yerde iki de normalim kürttik. X ve y. Lakin x ve y'lerini topuş şartmaz. Bir yerde x plus y'ni topsak yeterli. Mana bu teyinleme bizge x plus y'ni topuş imkaniyatını verdi. Cevap kesmeler ortaları arasındaki mesafe 10'ye teyin.